Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Steam Kodayız. Steam Stimco Koy ile alakalı çokça istek geliyordu. Ara ara elimizden geldiği kadar hem pazar piyasasını hem server durumunu gösteriyorduk. Hem de oyuncunun özellikle Patos'ta şu an bulunduğun sunucuda aşırı derecede azlığından dolayı şikayet eden birçok oyuncu vardı ve sunucu birleşimiyle alakalı videolar çekmemizi, dillendirmemizi istiyorlardı. Onlar da sağ olsun hani bir yere ulaşamayınca en ulaşılabilir yayıncı olarak bizi görüp bizden bir şeyler dillendirmemizi istiyorlardı ki artık hani birkaç kez de göstermiştik zaten pazar olsun işte sunucunun boş durumu olsun ama son gelenen raddede diyelim artık sunucu birleşiminin duyurusu yapıldı arkadaşlar. Steam kodu oynayanlar ve özellikle da oynayanlar bomboş sunucuda oynayanlar varsa e, bunun artık müjdesi mi diyelim veya e, haberi mi diyelim verebiliriz. Hem Patos hem Cypher hem de Hellscarem yani Steam koda 3 tane açık olan sunucu var şu an. Bunun Patos ve Cypher'ı Türkiye'de oynanabilirken Hellscarem yabancılar için olanıydı. E, bu birleşimle üçü birden birleşiyor arkadaşlar. Duyuru resmi bu arada. Şimdi göstereceğim siteyi de hani soranlar oluyor kaynak ne diye. E, kaynaksız bir bilgi paylaşmıyorum onu söyleyeyim. Ya GM ağzından yayında duyacağız ya da resmi sitelerden paylaşılacak. Öyle sağdan soldan kulaktan duyma bilgilerle en azından bilgi vermiyorum bu tarz konularda. E, birleşimin detaylarına hemen şuradan gelelim. Şu an gördüğünüz e, Steam.co'nun kendi e, sitesi Night Online olarak Steam.co'da. E, burada duyurularda 9 e, Kasım'da yani dün e, yapılmış bu videoyu paylaştığım günden bir gün öncesi. E, paylaşımda STKOS sunucu birleşimi diye başlık atılmış bu arada Olur da hani giriş yaptığınızda Steamco'ya e, uzun süredir girmiyorsunuzdur mesela Girdiğinizde 18 miydi öyle bir doğrulama hatası alırsanız e, Buradan giriş yaptıktan sonra Steamco'nun kendi e, Resmi hesabından giriş yaptıktan sonra Oyun hizmeti sekmesi var bakın buna tıklıyorsunuz Şu an küçük olduğu için çok detayını göremezsiniz belki ama e, Sonrasında şurada doğrula diye bir şey çıkar oyun bağlantısı doğrulama sizde ona basarak Mailinize işte doğrulama onay kodunu alıp o kodla birlikte doğrulamayı yapabilirsiniz. Yani öyle bir hata alıyorsanız bilginiz olsun. Oyun hizmetinden doğrulama yapacaksınız. Ee, gelelim güncelleme notlarına arkadaşlar. Eee Patos ve Hezgarem sunucuları birleşim olacak denmiş ve sunucunun adı 3 sunucunun birleşiminden ortaya çıkacak yeni sunucunun adı Zion olacakmış arkadaşlar. Zonguldak, İzmir, Ordu, Niğde şekliyle Zion olarak belirlenmiş. 8 Aralık 2022 Perşembe tarihinde sunucu birleşimi yapmaya karar verdik diye de not düşmüşler. Yani şu andan itibaren ortalama 4 haftalık bir süreç var. Yapacaksanız eğer bir işlem hesabınız karakteriniz varsa şimdiden bilginiz olsun. Sunucu birleşimi sırasında oluşacak hatalardan vesaireden işte 4 hafta süre tanıdık diyor. Yani herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bu 4 hafta süreçte işlemlerinizi yapın demeye getirmiş. Taşınacak karakter bilgileri bununla alakalı çokça soru soruluyor. Özellikle Aris Diaz, Gordion falan söyleme oldu GM'ler tarafından. Yani Usko'da da bir birleşim söz konusu. Buna yani kesin bir tarih veya bilgi demek imkansız tabii ki de ama GM'in ağzından çıkan kelam bu. Yani yakın bir tarihte yeni sunucular da açıldıktan sonra oyuncu durumuna bakarak masada denmişti. Herhangi bir Usko sunucusunda da birleşim görecek olursak bununla alakalı çokça soru soran var. Yani benim Ares'te de 4 hesabım var. 4 karakterim var. Diyez'de de var. E birleşirse şimdi ne olacak? Öbür 4 tanesi silinecek mi falan diye. Bunun detaylarını bu videoda bulabilirsiniz. Yani Steam koda neyse benim tahminim. Usko'da da bir birleşim gelirse orada da aynı yolları izleyecekleri konusunda e, kendi kanaatim var. Zaten daha önce de buna benzer bir uygulama olmuştu. Geçelim detaylara arkadaşlar şimdi. Taşınacak karakter bilgileri diye not geçilmiş. Birleşecek sunuculardaki en yüksek seviyede olan 4 karakter yeni sunucuya taşınacaktır denmiş. E, bir yine devamında seviyeleri aynı olan karakterler arasında X miktarı en yüksek olan karakterler birleştirilen sunucuya taşınacak denmiş. Yine devamında karakterlerin X miktarı seviye ve Rebirth seviyeleri aynı ise tarih olarak ilk oluşturulan karakter birleştirilen sunucuya taşınacak denmiş. Yani şöyle örnek vereyim kısaca anlayamayan varsa diyerekten. E, sizin şu an burada Pathos'ta ve Cypher'da 4'er tane olmak üzere 8 tane karakteriniz var. Hell's Garem'i ayrı tutuyorum. Oynayamadık diyelim yabancı oyuncular için olduğundan dolayı. 4, 4, 8 tane karakterinizden en yüksek seviye olan 4 tanesi kalacak. Diğer 4 tanesi silinecek arkadaşlar. 3 sunucu birleşiminden sonra Zion isimli sunucu da sizin 8 karakteriniz 4 taneye düşecek. Peki bu 8 tane karakterin silinen 4 tanesinin üzerinde item var. İşte... Bankalar dolu gibi durumlarınız varsa bunun detaylarını da paylaşmışlar ama okumadan direkt söyleyeyim belirtilen slot 194 tane slot bankada boş slot olabilir ve bunları doldurabilirsiniz 2 milyar noahta para limiti var diyor yani e, silinecek olan tahmininde bulunduğunuz düşük leveli silinecek olan hesaplarınızın karakterlerinizin diye e, üzerindeki itemleri paraları direkt bankaya atın veya yüksek level olan karakterlerin üstüne aktarın e, silinen karakterlerin üzerindeki itemler e... Gitmemesi yanmaması adına buna dikkat edin. En yüksek seviyedeki karakterlerin ırkı yeni sunucuda ırkınız olarak belirlenecektir diye devamında dipnot geçmiş. Şu arayı okumadım burada uyarı yapıyor. 4 karakterinizin taşınacağına karar vermeniz için diyor hangi 4 karakter olacaksa size süre veriyoruz. Bu süreçte bunu yapın yani sonradan bize gelip zırlamayın demeye getirmiş. Yükü üstünden atmış bu notla. Ee, öyle bir anlam çıkartabiliriz. Ee, en yüksek seviyedeki karakterin ırkı yeni sunucudaki ırkınız olacak demesi de şu misalen Cypher'da Karus, e, Patos'ta Humansınız. E, aktif olarak da misal e, Cyper'da oynuyorsunuz ama e, oradaki karakteriniz 83 Rebirth 1 oldu ya. Patos'ta işte 83 Rebirth 5'ti. O zaman orada Karus'sanız bu tarafta Humansanız o Karus olarak geçecek. En yüksek level oysa yani Human oynaya, oynayan biri değilseniz e, diğer sunucuda. Öbür sunucuda yüksek karakteriniz varsa ve Karus'sa Karus olarak devam edeceksiniz yeni sunucuda. Hani bu yüzden Hani ben ırkımı da değiştirmek istemiyorum gibi düşüncede olanlar varsa O yüksek levellilerin levelini düşürmesi gerekiyor bilginiz olsun arkadaşlar ee, Aynı isme sahip oyuncular için isim değiştirmek imkanı olacak denmiş Yine aynı isme sahip oyunculardan dolayı Olası problemleri önlemek adına Karaktere ait posta kutusu ve arkadaş listeleri sıfırlanacak denmiş Zindan bölgesinde karakterler birleşime kapsamındadır denmiş Eşya bilgilerine geçelim Uygun olan karakterlerin envanterleri olduğu gibi taşınacak Fakat silinen karakterlerin envanterlerinin geri getirilmesi mümkün olmayacak denmiş. Yani silinenler gidiyor dediğim gibi başta. Silinecek karakterler düşük levelli karakterlerin üzerinde ne varsa çerçöp bankaya atın ve bankayı da hani hem patosu hem cypher'ı full bankayı doldurup da bekleyip ikisi birleşecek diye beklemeyin. Çünkü e, patosta patos da komple doldurur. Cypher da komple doldurursanız belirlenen slot sayısını geçerse kısaca bu sefer e, fazla itemleriniz de gider yani onda bilgisi olsun. En yüksek seviyede karakter envanter ve eşya taşıma önceliğine sahip olacaktır denmiş. Yani bütün karakteriniz için içindeki en yüksek olan karakter hangisi ise e, onun inventöründe çantasındaki eşyaları e, öncelikli olacak. Düşük levellerde kaynama olabilir gibi bir sonuçta varabilir belki buraya. E, sonuca çıkabilir burası. Inos test limit üzerindeki... Eşyalar ve Noah silinecektir denmiş. Limiti de 194 slot ve 2 milyar Noah olarak not geçilmiş. Taşınmasını istediğiniz eşyaları en yüksek seviyeye sahip 4 karakterinizde tutmanız önemli. Rica olunur diye de not geçmişler arkadaşlar. Yani en yüksek seviye karakterlerin çantasında tutun değerli eşyaları demeye getirmiş. Öncelik en yüksek karakterlerinizin olduğu in host testi olacaktır denmiş. Yani en yüksek karakterinin olduğu in host test daha dikkatli taşınma sırasında incelenecek. Bunu da böyle anlıyorum. Birleştirilen tüm sunuculardaki VIP key süreleri eklenecek. VIP depo kapasitesini aşan bütün eşyalar silinecektir denmiş. Öncelikle en yüksek karakterinizin olduğu VIP wallet da olacaktır denmiş yine. Klan bilgilerinde de gene aynı şekilde klan isimleri için klan NCS SCS'i verilecek denmiş. Tüm müttefik klan listesi fırlanacak denmiş. Klan liderleri olan karakter birleşiminde silinirse lideri olduğu klan da silinecek denmiş. Yani bir karakteriniz en yüksek seviyede değil düşük bir seviyede silinecek bir karakterse yani bunda da bir klan varsa karakter silindiği için klan da patlayacak demeye getiriyor. Klanı aktarın yani öyle bir durumda sıkıntı çekmemek adına. Birleşim Birleşimiyle e, klan liderinin ırkı değişirse klan da silinecektir demiş gene bu arada. Sunucu bilgileri, pazar kalkınma fonu ve krallık hazineleri, e, akaranın sunağı gibi bunların hepsi sıfırlanacak diyor. Aylık bağış ve Draki Kulesi gene sıfırlanacak denmiş. Başarımların tamamı birleşen sunucuya aktarılacak denmiş. E yani Patos, Cypher ayrı ayrı başarımların hepsi en yüksek karakterlere işte aktarılacak hesabı çıkıyor. E PM ve Merchant Man listeleri yine silinecek denmiş. Sunuculardan ayrı ayrı oyuncu geleceği için. Rebirth görevleri, Cypher Ring ve görevler denmiş. Sunucu birleşimiyle birlikte Rebirth görevleri silinecektir diyor. Bu yüzden birleşim öncesinde görevleri tamamlamaya özen gösteriniz denmiş. Eğer birleşim önce Cyper Ring eşyasına sahipseniz eşyayı kullanmanız gerekmektedir. Aksi halde kullanılamaz hale gelecektir denmiş. Bu da bir dipnot. Tamamlanmamış görevler sunucu birleşimi sonrasında sıfırlanacaktır. Birleşim öncesinde görevlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyoruz demiş. Yani açık göreviniz varsa yapın demeye getiriyor buradan da. E, sunucu birleşimi sırasında oluşacak vesaire vesaire. Yani geri kalanı bilgilendirme diyebiliriz. Genel olarak durum bu arkadaşlar. Ee, Birçok bekleyen vardı. Özellikle Steam oynayanlardan. Hayırlı olsun diyelim onlar adına. Ben oynamadığım için yani şu an beni etkileyen bir durum var mı? Yok. Ben sadece video için bir iki karakter açıp bir iki kez denemek için oynadığım karakter bunlar. Ee, bu Usko'ya gelir mi kısmında çokça soru var. Usko'ya da gelme imkanı var arkadaşlar. Artık çünkü ben Diez'de uzun zaman oynayan bir oyuncu olarak. Diez'in bile son dönemde etkinliklerinin birçok düşen drop'un para etmediğinden dolayı ...Diez'den sıkılan ve ara veren bir oyuncuydum. Diez'in 16 aylık her hani maceramızı noktaladık etkinliklerin vesaire para etmemesinden dolayı. İşte hani zaten GM'in kelamı da şuydu. Ares diez Gordion gibi bir birleşim olabilir gibisine bir söylem vardı. Ha bu olur mu? Serverlar bunlar mı olur? Veya işte bir ay sonra mı olur? Bir yıl sonra mı olur? Hiç olmaz mı? Bunların hepsi şu an havada. Usko tarafında havada. Çünkü GM sadece masada ve sunuculardan sonra Değerlendirilecek dendi yeni sunuculardan sonra. Ama gelme ihtimaline karşı e, çar taşıma süreci ve bankadaki item limitleriyle alakalı detaylı bilgiyi verdik. Bunun usko tarafında olursa da aynı işlem olacağından e, büyük oranda herhalde şüphemiz olmaz gibi. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Süper teşekkürle katılla destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.